Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Bugün mükemmel bir haberle karşınızdayız. Binance NFT marketinde artık kendi NFT'lerimizi oluşturabileceğiz. Ve bu NFT'leri burada satışa sunabileceğiz. Birazdan bütün adımları sizlere teker teker uygulamalı olarak da göstereceğim. Bir çizim yeteneğine mi sahipsin? Bir tasarım kabiliyetin mi var? Dijital bir eser ortaya koyabiliyor musun? Artık NFT oluşturmak senin için çok kolay olacak. Ve bu haber herkes için gerçekten oldukça önemli. Bir haber. Çünkü Binance oldukça önemli bir konuma sahip arkadaşlar. Bakın sahip olduğu çok fazla kesimde insan sayesinde sizler de NFT'lerinizi çok farklı insanlara ulaştırma imkanına sahip olacaksınız. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Mesela ticaretle uğraşan bir insan olduğunuzu düşünün ve bir dükkanınız var. Eğer bu dükkan sokak arasında ve çok az insanın geçtiği bir yerse sizin ürünlerinizi az kişi göreceği için satış hacminiz düşük alabilir. Daha sonrasında şehrin tam merkezinde sizlere en büyük AVM'de bir dükkan verildiğini düşünün arkadaşlar. Bu dükkanda siz satış yaparsanız o AVM'ye gelen birçok insan sizin ürünlerinizi görebilir ve satış hacminiz çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. İşte bu durumu da böyle hayal edersek Binance kriptonun en büyük AVM'si arkadaşlar ve bu AVM'de artık bizler de satış yapma imkanına sahibiz. Bakın şuradaki bar hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama buradaki bardan görebileceğimiz üzere dakikada çok farklı fiyatlardan bir sürü NFT'nin satıldığını görüyoruz. 30-40 dolardan da satılıyor. 1-2 dolardan da satılıyor. İşte buraya dayanarak da söyleyebilirim ki Binance NFT marketi çok yüksek miktarda bir satış hacmine sahip arkadaşlar. Bunu da burada görebiliyoruz. Artık gelin NFT nasıl oluşturuluyor bu kısma odaklanalım. Bakın Binance NFT ana sayfasında buradaki oluştur butonuna tıklıyorum öncelikle. Daha sonrasında buradaki pencerede bana bir uyarı veriyor. Önce bir koleksiyon oluştur diyor. Hemen artık koleksiyon butonuna tıkladım ve bir koleksiyon oluşturacağım şu an. Bu koleksiyonu NFT'lerinizin profili olarak düşünebilirsiniz. Önce bir koleksiyon oluşturmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu koleksiyonun altında NFT'lerinizi sergiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir logo resmi istemiş. Hemen logo resmimi yüklüyorum buraya. JPG, PNG ve GIF dosya formatlarında 350 350 olmak üzere istemişler bu logoyu. Bu sizin NFT'lerinizin küçük şekilde gözükecek logosu olacak. Ben örnek olarak bunu bu şekilde tasarladım, koydum buraya. Daha sonrasında bizden bir kapak resmi istiyor. Hemen onu da yüklüyorum buraya. Yine 1440'a 290 ve JPG, PNG dosya formatlarında istemiş arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz ve yine insanlar sizin NFT koleksiyonunuza girdiğinde bir kapak fotoğrafı görecek. Onu da buraya koymuş oluyorsunuz. Bakın ben yine bu şekilde koydum ve artık buradaki kısımları da dolduracağım. NFT'nin adı ne demişler? Berkay Berkay olsun arkadaşlar. Bunu bu şekilde girebilirim. Siz de koleksiyonunuzun genel adı ne olacaksa buraya yazıyorsunuz. Daha sonrasında sembol demiş. Buraya da BB yazdım arkadaşlar. Bu çok karşımıza çıkacak bir şey değil. Genelde sözleşmelerde kullanmak için kısa adı olacak NFT koleksiyonumuzun. O yüzden akılda kalıcı olsun diye adın kısa harfleriyle bu şekilde yazabilirsiniz. Bir açıklama istiyor. NFT koleksiyonunuz nedir? Ne işe yarar? Hangi amaçlarla kullanılır diye buraya onun açıklamasını yazıyorsunuz. Mesela bu benim sanatımdır. Yazayım ben buraya arkadaşlar. Daha sonrasında yine devam edelim. Bakın bunu da tamamladık. Sonrasında kategori soruyor. Bunu daha sonrasında değiştiremiyorsunuz. Bu koleksiyonun altında listelediğiniz bütün NFT'ler aynı kategoride oluyor arkadaşlar. İyi düşünüp karar vermeniz gerekiyor. Ben burada sanat işaretliyorum. Benim NFT'lerim sanat alanında olacak. Ve bizlere A soruyor. Hangi ağda bu koleksiyonu çıkarmak istiyorsun diyor. Bu da oldukça ucuz arkadaşlar. Özellikle BNB Chain ağında bakın bir koleksiyon oluşturmanın bedeli 10 dolar civarında. Bizden 10 dolarlık BNB istiyor. Ethereum tarafına bakarsak da Ethereum tarafında bir koleksiyon oluşturmanın bedeli 0.75 Ethereum arkadaşlar. Ben şu an ne yapacağım? Daha ucuz olduğu için BNB Chain ağında NFT'lerimi çıkaracağım. Koleksiyonumu da BNB Chain ağında oluşturacağım. Ve burada akıllı sözleşme sağ sahibini istiyor arkadaşlar. İsterseniz MetaMask'ınızı buraya bağlayabiliyorsunuz ve daha sonrasında Web3 alanında merkeziyetsiz yerlerde de bu NFT'ler kullanıldığında sizler bunun sahipliğini doğrulayabiliyorsunuz bu şekilde MetaMask'ınızı bağlayarak. Ancak ben buna gerek duymayacağım. Binance'deki cüzdanımla devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da geçiyorum o yüzden. Bakın son olarak bizden bir isim hakkı ücreti istiyor. İsim hakkı ücreti Royalty Fee olarak da geçer İngilizcesi. Bizim NFT'ler satıldıktan sonra başkaları da bunu sattığında bizlere tekrar bir pay gelir arkadaşlar. Buna da isim hakkı ücreti deni. Bakın ben bunu 5 yazdığımda bir başkası benim NFT'imi tekrar satarsa eğer başkasına o ücretin yüzde %5'i bana geri iade edilir arkadaşlar. Onu yüzde %10'a kadar belirleyebiliyorsunuz. Bir 10 arasında istediğiniz miktarı buraya yazabilirsiniz dediğim gibi. Ve sosyal medya bağlantılarını buraya yazıyorsunuz. İyi bir koleksiyonda güçlü bir sosyal medya hesabının olması önemlidir arkadaşlar. Daha fazla takdir toplarsınız. Ben şimdi doldurmayacağım ama sizler burayı da doldurmayı ihmal etmeyin. Bunu yaptıktan sonra sözleşme ve hizmet koşullarını kabul ediyorum oluştur'a tıklıyorum arkadaşlar. Hatırlatmaya da devam dedim. Şu an işlemlerimi tamamlayamadım. Koleksiyon sembolü zaten mevcutmuş. Bakın böyle hatalar da olabiliyor. Bunu da BBC olarak tekrardan kodlayım arkadaşlar. Tekrardan oluştur diyorum. Talep başarıyla iletildi. Üretim tamamlandığında bir e-posta alacaksın diyor. Bakın şu an inceleme altında gözüküyor benim NFT koleksiyonum. Ben şimdi yayını kapatıyorum burada. Tekrar inceleme bittiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnceleme aşaması da tamamlandı arkadaşlar. Artık bir NFT koleksiyonuna sahibim. Birazdan bunun içine nasıl NFT'lerinizi yükleyebilirsiniz. Bunu da sizlere göstereceğim. Bakın bir incelemeye tabi tutuluyorsunuz. Bir koleksiyon da oluştursanız, bir NFT de oluştursanız. Bunun nedeni tabii ki de din, dil, ırk gibi şeyleri rencide edici resimler kullanamıyorsunuz. Veya başkasının fotoğraflarını kullanıp kişilik haklarını ihlal edemiyorsunuz. Bununla ilgili kuralları Videonun aşağısındaki linklerde bulabileceksiniz girip o kuralları sizde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Aksi takdirde incelemeye takılırsınız ve koleksiyonu başarıyla oluşturamazsınız. Ben şimdi bunu tamamladım ve burada sizlere önemli bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerde bir NFT koleksiyonu oluşturmak isterseniz sağlamanız gereken bir tane koşul var. O da burada gördüğünüz gibi minimum 5 tane kişi tarafından takip edilmek olacak. Bakın 5 tane Binance kimlik doğrulamasını tamamlamış hesap tarafından takip edilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bir NFT koleksiyonu oluşturamıyorsunuz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Hemen şuradaki butondan profile tıklarsanız zaten buradaki sayfa açılıyor ve bu bağlantı linkini kopyalayıp eşinize, dostunuza, arkadaşınıza yollayabilirsiniz sizlerde. Onlar sizi takip ettiğinde burada takip et butonunu görecekler. Bu şekilde 5 kişi takip ettiğinde sizler de bir NFT koleksiyonu oluşturabileceksiniz. Bunu da sizlere söylemiş olalım ve burada Binance'in Twitter NFT sayfasını ve Binance'in yine NFT ile ilgili YouTube kanallarını kesinlikle takip etmenizi öneririm arkadaşlar. Çok güzel içerikler paylaşıyorlar. Yeni bir NFT koleksiyonu çıktığında, yeni bir haber paylaşıldığında bundan ilk defa sizin haberiniz olsun. istiyorsanız burada kesinlikle Binance'in sosyal medya kanallarını takip etmenizi öneririm. NFT hakkında gerekli bütün linkleri yine aşağıya bırakacağız. Oradan Twitter, Telegram, YouTube gibi kanallarına ulaşabileceksiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelin isterseniz NFT oluşturmayı da sizlere hemen göstereyim. Bakın tekrar oluştur dediğimizde artık NFT oluşturma kısmına geçiş yapıyoruz. Buradan bizden NFT'mizi yüklememizi istiyor. Ben böyle bir çalışmayı buraya yükle yükleyeceğim arkadaşlar. Diyelim bir NFT tasarladınız. Onu buraya yüklüyorsunuz. Dosya formatları burada belirtilmiş. Maksimum dosya boyutunun da 50 MB olacağı söylenmiş. Bunlara dikkat ederek NFT resminizi buraya yüklediniz. Daha sonrasında bu NFT'ye bir isim vermeniz gerekiyor. Buna ne olur? Tabii ki de Cinali yakıştırmasını yapabiliriz burada. Bunu bu NFT'ye özel ismimi girdim. Açıklamaya yine Cinali yazayım. Sizler bu NFT'ye özgü bir açıklamayı buraya yazalım daha sonrasında bizden yine ağı soruyor. Ben yine A BNB chain yapacağım arkadaşlar. Bakın BNB chain ağında bu NFT'yi oluşturmam için ödemem gereken miktar sadece 5 dolar olacak. 5 dolarlık BNB alacak benden ve bu şekilde çok ucuz maliyetlerle bu NFT'yi oluşturabileceğim. Ethereum tarafında da yine işlem yapmak isterseniz bir NFT oluşturmanın ücreti 15 dolar arkadaşlar. Bunu OpenSea ile falan kıyaslarsak ciddi anlamda çok düşük bir maliyette kalıyor. Çünkü OpenSea gibi NFT alanında en büyük platformlardan birinde bile NFT çıkarmak isteseniz 30-40 doların üstünde fee ödüyorsunuz. Ayrıyetten listelerken ayrı fee ödüyorsunuz. Parayı çekerken ayrı bir fee ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda burası çok ucuz kalıyor. Çünkü listelerken bile hiçbir bedel ödemiyorsunuz. Bir koleksiyon oluştururken bir de NFT'nizi oluştururken burada bu bedelleri ödüyorsunuz. Bakın. Bakın ben BNB Çiğnağını seçtim ve koleksiyon olarak biraz önce oluşturduğumuz Berkay Berkay koleksiyonu burada çıktı. Bunun altında bu NFT'yi oluşturabilirim. Kategorim otomatik geldiğine biraz önce seçmiştik. İsterseniz özellikle koyabilirsiniz. Mesela buraya tıklarsınız. İşte rarity belirleyebilirsiniz. Legendary, common gibi. Buraya rarity yazarsınız başlık olarak. Buraya da legendary yazarsınız. Epic yazarsınız. Buradaki özelliklerde tamamen size kalmış. İsim hakkı ücretimde otomatik otomatik olarak doldu arkadaşlar. Bakın burada yine bu şartları onaylarım ve oluştur dediğim takdirde de ne yaparım arkadaşlar? NFT'mi oluşturmuş olurum. Yine sizlere burada çok önemli iki uyarı yapmak istiyorum. Bunu oluştur butonuna tıkladıktan sonra da bir incelemeye tabi tutulacaksınız ve bu inceleme başarısız olursa dikkatli olun. Arda arda bir gün içerisinde 3 defa başarısız NFT yüklemeyle karşı karşıya kalırsanız 24 saat boyunca kısıtlanıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar bir işlem yapamıyorsunuz. Aynı şekilde sizler NFT koleksiyonunuzun kapağını da ard arda 10 defa değiştirirseniz yine bir kısıtlamaya tabi oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu kapağa da 10 defa üst üste Değiştirirseniz 24 saat boyunca kısıtlanıyorsunuz ve bir işlem yapamıyorsunuz burada. O yüzden bu konulara oldukça dikkat edin. Eğer üst üste onaylanmazsa kurallara iyi bakın ve bu şekilde halledin arkadaşlar. Bunun uyarılarını da yapmış olalım sizlere. Ben genel olarak tecrübelerimi özetlemem gerekirse çok kolay bir kullanıma sahip olduğunuzu söyleyebilirim Binance NFT Market'in. Çok kısa sürede bir koleksiyon oluşturup NFT'lerinizi buraya Ucuz maliyetlerle yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha ne olsun, Binance NFT marketinde bu şekilde satış yapabilirsiniz. Sizlerde şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz ve bu gibi videoların devamı için bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.